Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de sizler için Nokia 16.0'ın tanıtımını yapmaya çalışacağım. Bu telefonun teknik özelliklerine web sitemizden baktıktan sonra telefonu açıp detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Evet, Nokia 16.0. Bir oy verilmiş, bir oyun neticesinde 4 puan hak kazanmış. Ki genelde Nokia bu modelleri neden hep 4 puan almış onu da anlamış değilim. 5 olur, 3 olur veya 2 olur. Çıkış tarihi 2005 Haziran ayında çıkmış. Çıkış fiyatı yaklaşık 50 euroymuş. Ağırlık 85 gram. Yine bunda 65K renk varmış. Ekran boyutu 1.4 inç. 96'ya 68 piksel ebatında ekrana sahipmiş. 84 piksel yoğunluğu varmış. Kendi hafızası 4 MB. Onun dışında SMS ve anında mesajlaşma varmış. Bu diğer bölümünü geçelim, fazla uzatmayalım. Batarya olarak 900 mAh'lik bataryaya sahipmiş. Bekleme süresi 450 saat. Konuşma süresi ise 5,5 saatmiş. Yine değiştirilebilir kapaklar var. Radyasyon oranı 0,85. Evet, şöyle telefonu bir açalım. Ekranı da baya küçükmüş ya. Evet. Şöyle menüye bir girelim. Evet, mesajlar var. Yine rehber bölümü var. Şöyle ayarlar menüsüne bir girelim bakalım. Bir saniye, bu neymiş ya? Kart vizit. Kart vizite ne ara girdik? Ha, buradan arama kaydı. Ayarlar menüsüne şöyle bir girelim bakalım. Zil sesleri seç bir bakalım. Evet. Bunlar da özel zil sesleri ama herhangi bir özel zil sesi eklenmemiş. Evet, çocuk sesi, korna sesi, kurbağa sesi, onun dışında evet, kapı zili sesi. Evet, güzelmiş. Evet, bu zil sesini normalde ben ilk şeyde duymuştum. Sagen Mix 5 miydi aynı? Ondan duymuştum.
Evet, güzel bir zil sesi var mı? Evet, bu bölümü geçelim. Zaten zil sesini bitirdik. Aa, bu da zil ses seviyesi. Bir de 4'müş demek ki. Tamam. Bayağı zil sesinde bayağı iyiymiş. Evet. Bayağı da sesi iyi çıkıyormuş ya. O diğeri hangisiydi? Neyse. Evet, zil sesi gayet de fazladan çıkıyormuş. Yine ekran ayarları var. Bunları geçelim. Tercihler menüsü, muhtemelen zil sesleri zaten dinledik. Saat ayarları, arama ayarları, telefon ayarları, ücret ayarları. Sağ seçim tuşu, fabrika ayarları. Evet, genel olarak baktığımız zaman böyle bir menüye sahipmiş. Ha, oyunlara giremedik. Şöyle oyunlarına bir bakalım. Bu da muhtemelen zaten adı da üstünde futbol oyunu ama bir karınca geçti sanki. Oyun beğenilince devamını çekmişler. Bizon Tele'de var diye diyor, karıncalar film çevirmiş. Aynı o model gibi oldu ya. Bu neymiş? Rapid. Şuna tamam derim işte. Genelde geçen demek üste gelmeden benim çıkmam lazım. Aynen. Oyun bitti. Evet, bu da fena bir oyun değilmiş. Zaten buna ancak bu oyun yakışır ya. Daha o dönemde futbol oyunu buna çok şey geldi sanki, ağır geldi gibi. Bu neymiş? Oo, bu yılan oyununu burada geliştirmişler ya. Evet. Fena değilmiş. Bundan işin açıkçası bu telefondan böyle bir yılan oyununu beklemiyordum. Demek ki o dönem bayağı geliştirmişler. Ama Symbian da daha güzeldi ya. Snake 3 mu vardı onda? Symbian işletim sisteminde daha güzel yılan oyununu daha güzel bir şekilde dizayn etmişlerdi. Bu da tabii fena değil. Klasik modern seri oyun. Hatta onda labirent bölümü de vardı. Bunda da belki vardır muhtemelen. Ayarlar menüsü, oyun ayarları, bunları geçelim. Onun dışında ekstralardan ne varmış? Hesap makinesi var. Bu da döviz dönüştürücü, geri sayım, kronometre, besteleyici, tanıtım. Bunları geçelim. Bunlarda besteleyici vardı. Peki neden o zaman o döneme ait hit bir müziği besteleyicide çevirselerdi gayet de güzel olurdu. Baktığımız zaman bu menülerin hemen hemen tamamına baktık. Şöyle telefonu şöyle de bir dizaynına bakalım. Evet, dizayn olarak böyle bir dizayna sahip. Güzel bir dizaynı var o dönem için. Yine yan tarafı böyle şu şekilde. Ya şimdi şöyle bir şey. Kusura bakma, yine telefon çaldı. Bakmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle bir şey var. Genelde işte bunların bu dizaynında es geçmekte fayda var desek de, çünkü yıl olmuş 2019. Bunların şu an tanıtımını yapmam da yersiz dense de şöyle bir durum var. Genelde eskileri yad etme adına böyle bir tanıtımları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Eski nesiller, hatta gün gelecek bunun tanıtımını merak edecektir. Şu an itibariyle o kadar merak konusu olmasa da gün gelecek bunlar belki de antika olabilir. Çünkü her geçen gün her şey değişiyor. Gün geçmiyor ki neler değişmesin. Hatta
ben 99 yılındaki telefonları da hatırlıyorum. Hatta o dönem ilk bilgisayarı aldım. Casper bir bilgisayar vardı. 550 MHz hızı vardı. Şu anki bilgisayarlara baktığınız zaman MHz'i bırak kaç GHz, hatta daha hızlı olan bilgisayarlar var. Gün gelmiyor ki neler değişmiyor. Evet, bugün de bir tanıtımın sonuna geldik. Bunun dışında yine farklı telefonlar var. Daha onların da tanıtımını yapmaya çalışacağız. Ufak ufak toparlamaya çalışıyorum. Abone olursanız zaten her telefon yüklendiğinde oradan da bakma şansınız olur. Tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.